Şimdi bu tarz stratejiler psikolojik harp dairelerinde medya üzerinden gidiyor. Biz bunların kimler olduğunu biliyoruz. Yapmak istediklerini de biliyoruz. Türkiye önümüzdeki günlerde şöyle birkaç sene içerisinde inanın ciddi hesaplaşmalara gidecek. Çünkü bunların medyadaki kolları İngiliz'in, İsrail'in Türkiye'deki medya ağında kontrollü iletişim, konuların kontrolünde olması veya konuların manipüle dediğimiz daha önemli konuların konuşulması gerekirken işte konuların birazcık daha böyle magazinsel hale getirilmesiyle sorumlu. Hale cambaza bak taktiği vardır ya, birini Evet. soyarken siz cambaza bak dersiniz, konuyu oraya getirirsiniz ama orada ülkenin asıl konuşulması gereken konusu vardır. Asıl üstüne gidilmesi gereken konusu vardır. Sizi sunni gündemlerle, o an gereksiz gündemlerle çekerek konuları o tarafa, böyle de oyalama taktikleri içerisindeler. Bunları inşallah önümüzdeki günlerde Türkiye'de yeni bir medya ağı, habercilik ağı. Her zaman söylerim, mesela sabahları programlara kalktığınız zaman seyircilerimize dikkat edinler. Kalktıkları zaman ya haber programlarına bakıyorsunuz, o ona tecavüz etmiş, o onu soymuş, o ondan intikam almış. Hep kötü haber, hep kötü haber. O zaman dersiniz ki sokağa gidecek, çalışacak bir insan der ki ya herkes soyguncu. Çok özür dilerim. Herkes aile içi ensestçi. Herkes birbirine kazık atıyor. Size öyle bir habercilik sabah köründe, sabahın kör saatlerinde öyle bir habercilik yaptırırlar ki siz Türkiye'de, ülkede, dünyada iyi insan kalmamış diye sokağa çıkarsınız. Aslında ne kadar güzel şeyler oluyor ülkede. Ne güzel nedir insanların başarıları var. Bilimsel buluşları var. İyilikleri var araştırdığınız zaman. Ya biraz hani değil mi, habercilikte buradan girin, övün, Evet. güzel şeyleri anlatın. Bilimsel buluşları anlatın. İnsanların iyilik hareketleri var. Çok güzel yaptıkları. Onları anlatın. İnsana sevdirin. Ülkenizi insana bir sevdirin. Ondan sonra da birkaç tane olumsuz, bak böyle kötüler de oluyor, dikkatli olun şeklinde bir habercilik yapın. Yani şunu demeye çalışıyorum. Yıllardır 19 yaşında medyanın içinde olan, 19 Evet. yaşında manşetleri çıkmış, Ankara'da bir gazeteci olarak üniversite birinci sınıfta başlamış ve stratejik derinlikte rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu ağabey gibi yanında böyle çok önemli bilgileri almış bir gazeteci olarak da içerisinden geliyorum ve birçok da stratejik dosyaları yaptığım bir insan olarak şunu söylüyorum. Türkiye'deki medyanın, gazeteciliğin, ki büyüklerim de bana böyle derlerdi. Teşkilat-ı Maslukbaz'a eski istihbarat uzmanlarıydı. Oğlum Türkiye'de müfteri habercilik, müfteri gazetecilik, müfteri istihbaratçılığı aşacaksınız. Analistik, yani verileri bir araya gelip toplayıp analistik gazetecilik, analistik istihbaratçılık yapacaksınız. Türkiye bunu kaybetti demişlerdi. Yani analiz zekası, veri zekalı alacaksın, analiz zekası. Ama evet, hep müfteri, iftiracı, hep olumsuz, hep yıkıcı, hep birbiriyle çatışan bir habercilik anlayışını inşallah aşacağız. Bunların tabii numunelerini bazı televizyonlarda, gazetelerde görüyoruz. Sizler de bunu çok sağ olun yapıyorsunuz. İlmi bir ciddiyeti, bilimsel bir ciddiyeti olan mevzularda konuları sürüklemeye çalışıyorsunuz. İnşallah ben Türkiye'nin her zaman umutluyum. Tabii ki dünya konjonktüründe şu anda gittiğimiz süreç itibariyle dünyada bir sıkıntı var. Dünyada ihtilal oluyor. Ama Türkiye'nin her ne olursa olsun bütün sıkıntılarına rağmen bu süreçten büyüyerek çıkacağını ve o her zaman 60'lı yıllarda çıkmış Büyük Türkiye Stratejisi dediğimiz kitaptaki doktrinlerle birlikte büyüyeceğimize inanıyorum. Bu psikolojik bir rakam değil. 1923 işte Cumhuriyet'in 100. yılı psikolojik bir rakam değil. Bu sprint bir. Yani insanların ruhunda bir sprinte geçme, bir algılayabilme, bir kendilerindeki ruhi zekaların ve yeteneklerin ortaya çıkmasıyla ilgili bir süreç olduğuna inanıyorum ve biz bunu 200 sene içerisinde inşallah yeni yapılanmalarla da göstereceğimizi düşünüyorum. Bu konuda da çok umutluyum ve çalışmalar da var Beyza Hanım. Siz bu içinden geçtiğimiz çağa getirdiniz konuyu hocam. Özellikle Evet. metafizik istihbaratı konuşmamızı alttan mesaj geliyor ama bu çağ ve işarette de bulundunuz az önce. Yani altını çizdiniz. Dedik ki bir geçiş döneminden, bir müdahale, bir ihtilal döneminden geçtiğimizi söylediniz. İşte Evet. dijital darbelere de tanıklık ediyoruz artık ki uzun süredir uzmanların uyardığı bir konuydu bu zaten. Evet Beyza Nasıl Hanım. bir süreçten geçiyoruz? Bu sizin gözlemlediğiniz ve beklediğiniz bir süreç miydi? Şöyle genel bir girizgah yaparsak hocam,
Çok sağ olun. Kimler çok ne müdahalede bulunuyor? Biz hem dünya olarak hem Türkiye olarak neyin içinden geçiyoruz? Neye hazırlıyorlar bizi? Şimdi Beyza Hanım, harika. Bu çünkü biz bu dünya ihtilali mevzusu arkamda mesela şimdi kütüphanem vardır şurada. Burada rahmetli Cevat Rifat Atilhan'ın 60'lı evet. yıllarda çıkmış bir istihbarat subayı albayken milis generalliğe geçiyor. Çünkü askeriyede bazı rütbeler belli bir süre sonra askeri sistem içerisinde sıra dışı iş yapacağı zaman yani kontrol edilemeyen devlete hesap vermemesi lazım milise geçerler. Hali milis daha özerk bir alan sağlar onlara. Yapmak istediklerini yapar, devleti bağlamaz. Yani çok enteresan görevler yaparlar ve devleti bağlamaz. Yani devlet üstü görevler yaparlar. Hani benim kitaplarımdan bir tanesi biliyorsunuz devlet için devlete rağmendir. Bir teşekküldür bu. Ama bizim de devletimiz içinde bir devlet vardır. Neticede devletin içinde bir devlete göre daha rahat çalışırlar. Şimdi bunlar zamanında uyarıyorlar zaten. İstihbari bilgileri ve İsrail'in A planını az evvel gösterdiniz. Oradaki A evet. planlarını biliyorlar. Çünkü İsrail'in 1000 yıllık bir projesi var. 1000 yıllık doktrinleri var. Bunları biliyorlar. Bunlar tabii evet burada bunlar istihbarat uzmanı, İsrail uzmanı, CNN uzmanı oldukları için projeyi biliyorlar. Yani 1000 yıllık projeyi daha o tapınak şövalyelerinden bu yana yapmış oldukları projeyi 100 yıl safha safha ne yapmak istediklerini şeytanla da metafizik istihbarat burada önemli. Şeytanla da bağlantı kurarak onlardan bilgi alarak bir strateji yapıyorlar. Çünkü niye konuyu kaçırmadan daha önce uygarlıkları yıkan yeryüzüne gelmiş lanetli çok tecrübeli bir varlık var. Ben yıllar evvel bir programda da bir hanımefendiyle yaptığımda o video günlerce döndü ve yıllarca da bir doktrin oldu. Bakın dedim stratejik derinlikle düşünün dedim. Karşınızda Adem Aleyhisselam'la birlikte yeryüzüne inmiş o günden bu yana iblisli laniliğini yani lanetliliğini yapan ama teşekkürler kılan ezoterik olarak açık olarak teşekkürlerle büyüyen bir tecrübeli varlık var. Bu tecrübeli varlık, yani iblisi lanet dediğimiz Kur'an'a göre bir varlık kaç tane uygarlığı yıktı? Bu uygarlığı yıkarken müthiş tecrübeleri var. Mu'yu nasıl yıktı? Atlantis'i nasıl yıktı? Kur'an'da geçen Ad'ını nasıl yıktı? Lut'u nasıl yıktı? Hud kavmini nasıl yıktı? Aste'yi, Maya'yı tarihte geçen nasıl yıktı? Bu kadar tecrübeli bir varlık, oradaki hı hı. yönetimleri nasıl ele geçirdiğini, nasıl teşekkürler kurduğunu varlık bugünün firavunlarına da bu tecrübeleri aktarıyor. Bunların ezoterizm gücü oradan geliyor. Daha önceki uygarlıklar nasıl böyle yıkılacak hale, lanetlik hale nasıl geldiler? Büyüyü, sihri, kabalizmi nasıl kullandılar? Hı hı. İnsanları nasıl kontrol etmeye çalıştılar? O zamanlarda da bu virüs salgınları var, biyoterörler var. Yani daha eski uygarlıklarda bile var. Zehirli koyunları salıyorlar mesela Hititlere. Hititler de onları zannediyorlar ki bir sürü koyun bir yerden kaçmış. Etini kesip yiyelim ve zehirliyorlar. Öyle o ülkeye giriyorlar. Yani bu biyoterör olayları daha eski tarihlerden gelen bir akıl bunlar. Hastalıklı koyunları salıyorlar düşmana. Onlar da zannediyorlar ki işte bir sürüden koyun kaçmış. Bulduklarını kesip yiyorlar ve zehirleyip öldürüyorlar. O topraklara öyle giriyorlar. Böyle çok numunesi var. Yani bu kadim akıl bugün o şeytandan gelen ve bunlar transa geçerler. Trans hı hı. halindeyken bu akşam cuma akşamı bazı sıralara gireyim. Trans halindeyken iblis lani gelir bunlara bir takım bilgiler aktarır. Tecrübelerini aktarır. Dünyayı nasıl ele geçirecekleriyle ilgili bir takım bilgiler aktarır. Bunlar Sefirot düzeninde düzenlenir. Sefirot düzeninde bir araya gelirler. Dünyanın en bilgili bunlar 10 tane adamıdır. Bunların tepesinde de 3 tane adam vardır. Bizde de 3 tane çok bilgili, çok değerli ister vardır. İşte Anadolu literatüründe bunlara üçler denir. Evet. Ve o düzenlidir. Bir Anadolu edebiyatında geçen böyle veya işte Alevi Bektaşi edebiyatında geçen üçler, yediler, kırklar muhabbeti diye yapılır. Var mıdır, yok mudur? Hayır, edebiyatın içerisinde, Türk halk edebiyatının içinde çok önemli sırlar var. Ve bu sırların da çoğu ilahi kökenlidir. Fakat birazcık da insanların anlamaması için, saklanması için bu edebiyatlaşır veya birazcık da masallaşır. O kısmını kapatıyorum. Diğer kısmına gelirsek konumuzla da bağlantılı. Bunlar Sefirot düzeninde iblis-i laniden trans halinde bilgiler alırlar. Sefirot düzeni nedir hocam? Bir duruş sisteminden mi? Hani bir ayin evet, gibi bir duruş sistemidir. Evet, şöyle başta bir kişi vardır, sonra yanındalara katipleri vardır ve Sefirot düzeni diye geçtim yazdıkları zaman görürler.
ortaya iblisi alırlar. İblisi kontrol etmek için de bir takım tılsımlar ve vekler yazarlar. Yani manevi bir kafes koyarlar. Çünkü çok enerjili, güçlü, kibirli olduğundan dolayı kontrol edemezler. Goethe'nin Mephisto ile ilgili muhabbetinde de kitabında Fausto da geçer bu. Oradaki Mephisto da iblisle temasa geçmek için bu ritüelleri yapar. Yıllarca der işte akademisyen oldum, okudum, okudum, elime hiçbir şey geçmedi der. Bu sefer bilmiş olduğu ezoterizmi kullanır ve ezoterizmle birlikte kralların gözüne girer ve insanlara da kötülük yapa yapa ve onları nedir intihar ettire ettire kimini kullana kullana iblise şey yaptırır. Nedir o görev yapar. Ama bu kullanılmanın sonunda da kendisi parçalanarak ölür. Çünkü iblise çalışanların sonu hep kötü kötü ağır ağır ölümlerdir. Oradan konumuza geliriz. Bunlar dünya hakim olmak için hırsıyla sonlarının ne olacağını, çok kötü olacağını bile bile iblisten doktrinler alıyorlar. Aldıktan sonra da bu doktrinlerle ezoterik veya açık, işte gizlenen dünya tarihi kitabımıza koyduğumuz gibi yapılar kuruyorlar ve dünya hakimiyetine doğru, ki konuyu oraya toplayacağım, evet, hazırlanıyorlar. İşte dünyanın şu anda 22. kategori, eski çıkan kitaplarımızdan vardır, belki buralardadır, gelir. Anlatmak istediğimiz 22. kategoride bu. Artık diyorlar dünyada Siyonizmin cennetini kuracağımız Armageddon, yani Hermageddon mahallinde cennetini kuracağımız ve dünya nüfusunu kıracağımız, çok aza düşüreceğimiz goyimler olarak, çok özür dilerim, kabataylı biraz sığırlar manasına gibi insan hayvan arası kitleyi kontrol edeceğimiz dünya hakimiyetini burada kuracağız. Bu oluşumdakilerin hepsi Musevi mi, ya da hangi inanışa ya da hangi ırka, ırk da olabilir mensup hocam, onu söyleyebiliyor muyum? Harikasınız. Çok güzel. Tabii ki değil. Musevi'yi ayırmak lazım. Çünkü Musevi dediğimiz insan Hazreti Musa şeriatına bağlıdır. Bunlar yeknesat değildir. Bunlardan çok değerli bilgiler alıyorum. Bana da çok değerli, hürmet ediyorlar. Geçenlerde de bir kardeşim de aradı siyaset kafeden. Hocam biz dedi sizin suyla ilgili öngörüleriniz, daha önce yazdıklarınızı dedi. İsrail'le de görüştük. İsrail dedi ki diyor, İsrail'deki Mossad elemanları sakınmaya gerek yok. Telefonda da geçti. Hakan Bey kitapları diyor bizim kitaplarımızın en üst rafındadır diyor. Biz onu çok ciddiye alırız ve kitaplarını ciddiye tutarız ve bana zaman zaman fotoğraf çeker de kendi okudukları kitabın içerisinde İsrail'in şifresi olsun, İsrail Napilon olsun kitapları gönderirler. Yani bunları, bu diyalogları da bize o kadar ehemmiyet verirler. Bu Musevi kardeşlerimizi ben ayrı tutuyorum. Hatta söylüyorum, bu Siyonistlere en büyük şeyi de, sürprizi de bu Museviler yapacak. Hatta bu Siyonistlerin içerisinde çok değerli çocukları var bunların. Bunlar da bize bilgi taşıyorlar. Babam diyor, Hakan abi geliyor sizinle diyor, namaz kılıyor diyor. Eve gelince diyor, kapanınca bir yere gizli gizli mezmurları okuyor diyor. Haliyle netice itibariyle Museviyi ayrı tutuyoruz. Siyonist Yahudi'yi ayrı tutuyoruz. Müslümanlarda da aynı öyle. Siyonist Yahudi. Yani, zihni tam bilmek, hani satanist Yahudi olabilir, bir şey, hani neye dahil olduklarını netleştirebilmek için. Özellikle hani ırk da olabilir çok diye güzel sordum. Yani Siyonist Yahudiler. Sadece onlar değil. Yani nasıl mevzuyu şuradan bağlamak lazım. Nasıl Samiri ile birlikte Musa Aleyhisselam dağa gittiğinde, Cenab-ı Mevla ile görüşmeye gittiğinde, döndüğünde altından bir buzağı yapmış Samiri ve buzağa taptıklarını gördüğünde Samirileşen herkes, Müslümanlarda da Samirileşenleri kastediyorum. Yahudi dediğimizde sadece Musevi'nin Yahudisi kastedilmez. Şimdi adresi tam koyayım sayenizde. Çok güzel sordunuz. Müslümanın da Yahudileşmesi, Hristiyanın da Yahudileşmesi ne kastediyorum? Yani ilahi emirlerin dışına çıkan herkes Siyonistleşmiştir. Yahudi kavramı da Yahuda'dan geliyor. Yoksa onlara ait sadece bir kavram değil. Ben burada Müslümanın, Yahudileşmiş Müslümanı da kaydederim. Yolancı, dolancı, ifacı, insanları kaldıran, sömüren herkes zihinde Yahudidir. Zaten Sergiy Nihulus'un 22 bir doktrinli bir kitabı vardır. Rusya'da ele geçirilmiş. Yahudinin işte 1900'lü yılların başında 22 doktrinli dünyayı nasıl kuşatacağı ile ilgili. Bir günü bir yayın evi basacak bu kitabı. Basarken dedim ki bu kitabın ismini değiştirir misiniz dedim. Yani Beynen Minen Yahudi diye o kitap basıldı daha önce bildiğim kadarıyla. Ben dedim bu kitabın ismini değiştirin dedim. Niye dediler? Dedim Yahudi'ye münhasır bir şey değil ki. Buradaki doktrinlere baktığınız zaman dedim bugünkü Müslüman dediğiniz toplum da aynı. Zihinde Yahudileşme diye değiştirin konuyu dedim. Alacağınız, vereceğiniz, ticaretiniz, yaşantınız
Yahudileşmiş dedim. Yani bu Yahudi'ye münhasır bir şey değil. Orada toplayayım. Yani netice itibariyle benim kastım samiretleşmiş, ihtiraslaşmış, dünyaya hegemonik bir güç göstermek isteyen, parayla şımarmış, dünyanın güç kaynaklarını, yani zenginlik kaynaklarını, madenlerini kontrolüne almış, iblisle trans olabilen, ondan doktrin alabilen, üst düzey bir yönetim sınıfı şeması olan, bunun legal, Illuminati'nin şifresinde de yazdığımız gibi legal ve illegal kaynakları olan bir yapı. Bu yapı, tabii bu yapı sadece işte nedir o Musevi'nin Yahudileşmesinden güç almıyor. Bu yapı içimizde Müslümanım diye gezen veya kimliğine Müslüman diye yazan veya Hristiyanım diye yazan kimliğinde oluyor. Yani şimdi geçenlerde TÜBİTAK'ta olmadı mı? Ya da Milli Savunma Bakanlığı'nda olmadı mı? Savunma sanayimizle ilgili en son sistem silahların kaçırıldığı, yurt dışına bilgilerinin verildiği şeklinde haberlerde geçti. Yani içinizde bir sürü kripto satılık insan da bu zihinde Yahudileşmeyi yaşıyor. Ve o amaca hizmet ediyor. Aynen öyle. Buradaki kastımız zaten insanın iblisi lani dediğimiz iblise itaat etmesi. Biliyorsunuz burada hani biraz tasavvufi bir paralellik de diyeyim. Yani büyükler de ifade ettikleri gibi üç türlü insan vardır. İnsan insan. Bulanabilene aşk olsun. Hele bu devirde bulabilene aşk olsun. Hayvan insan. Çünkü bazı meziyetleri hayvanidir ama insani vasfı fazladır. Ama bazı meziyetleri hayvanidir. Mesela şehvete dayanamaz. Bakarsınız ki iyidir, cömerttir, sohbet edersiniz. Ama şehvetli mevzularda hiç sadakatli değildir. Hayvani yönünü bir sürü terbiye edememiştir. Ama çoğu hasleti güzeldir. İşte paraya dayanamaz. İşte ya da işte nedir o ihtirasa, makama dayanamaz. Yani hayvanla insan özellikleri arasında gidip gelir. Bir de vardır en tehlikelisi Beyza Hanım. Şeytan insan. Artık bu insanın pek çok meziyeti şeytanlaşmıştır yani. Hayvan bile ıslah olur. Yani belli bir süre sonra hayvani vasıflarını yaşlanır. Mesela şehvetten düşer. Para hırsı kırılabilir. Ama bu şeytan insan artık mühürlenmiş insan sınıfına gelir. Ve şeytanın da yani bunlar varken bana beni niye yarattın esprisi vardı ya fıkralarda. Bu, çünkü insan ne kadar eşrefi mahluksa o kadar da esfiri safilin çizgisindedir. Yani sefillerin en sefili çizgisindedir. O yüzden de zaten şeytan savunmasını yaptığında bir tarafta Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Ben bunlara sadece der birazcık fısıldadım. Şunu yap, bunu yap. Onlar kendi gücüyle, hatta ben onların gücünü kullandım. Çünkü insan daha güçlüdür, daha zekidir. İnsanın ruhundaki meleke daha kudretlidir. Şeytan sizin kadar kuvvetli değildir. Yani şunu düşünün, nedir o sizin adamın arabası yok, hiçbir şeysi yok. Sizin son model arabanız var. Diyorsun ki ya bak bu gece seni uçuracağım, istediğin yerlere gideceğim, gezdireceğim, çocuğum hadi şu arabanın anahtarını bana ver gibi. Sokaktaki adama size bir türlü bir şehvet dünyası, alem dünyası yapıyor, anahtarını veriyor. Sabaha kadar sizin arabanızla, sizin paranızla, sizin yakışıklılığınızı kullanarak iş yapıyor. Ondan sonra diyecek ki savunması şu, ben sadece onların güçlerini kullandım. Evet. Şimdi biraz da mantığı dünyayı algılarken biraz da temel mantığını algılayarak anlarsak, hani konuların sadece niye bu kadar bu şekilde cereyan ettiğini, ne kadar bu kadar dünyada bir cürüm işlendiğini de bu mantıkla ancak çözebiliriz. İnsan kendini insan kıvamında, insanı eşref mahlukunda tutabilmesi gerekir. İmtihan edilmeyecek miyiz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemler ve diğer peygamberler, Allah'ın dostları infial edilmedi mi? İnsanın şereflerini ve onurlarını verecek kadar imtihandan geçtiler. En değerli şeyleriyle imtihan edildiler ama Allah'ı terk etmediler. Yani şeyin iblisin Hazreti İsa'yı sıkıştırdığı gibi durumunu sıkıntılı görünce böyle Cenab-ı Allah'ın ağır bir imtihan geçtiğini görünce dağın tepesinde diyor ki sen diyor Allah'a güveniyor musun? Hala Allah'a mı güveniyorsun diyor bu kadar. Evet Allah'a güveniyorum diyor. Öyleyse diyor Allah'ına çok güveniyorsan diyor şu kayadan şu tepeden kendini at. Güveniyorsun ya diyor. Allah seni bir şekilde korur. Hadi bakalım diyor. Hazreti İsa'nın bir peygamber aklıdır işte. Bir Allah dostu aklıdır bu. Test eden Allah'tır diyor. Kul Allah'ı test etmez. Şimdi biz bazen hayatın ceremesini sıkıntılarına girdiğimiz zaman, test edildiğimiz zaman hep bir yerlerde havlu atıyoruz. Birazcık sabredebilsek, bunu dünya konjonktüründe şeye de geleceğiz, metafizik istihar,
Biraz sabredebildik. İnsan erdemimiz, insan erdemiyle birlikte toplum erdemimiz, toplum erdemimizle birlikte devlet erdemimiz, devlet erdemimizle birlikte mefkure, yani ilke, prensip, ülke hedefimiz büyüyecek. Ve biz o zamanlarda diyeceğiz ki ya benim ceddim bir zamanlar Selçuklu'ydu, benim ceddim bir zamanlar Osmanlı'ydı, ilim getiriyordu, bilim getiriyordu, fikir getiriyordu, bir sürü bilim adamı çıkarabiliyordu. Niye ben bu hallere geldim? Çünkü niye? Osmanlı'nın son 200-300 öz eleştiri yapmamız lazım. Osmanlı'nın 200-300 yılına bakın Beyza Hanım. Yani bir tane şeyiniz, sizin kurucu şeyiniz, ben hayatta narsistik ırkçılık yapmam ama yiğidin hakkını her zaman veririm. Allah'ın verdiği meziyetleri takdir ederim. Konumunda kaldığı sürece siz sarayda bir tane Türk bulamıyorsunuz. Bir idrak Türk diye, Türk bir idrak olmuş, yani idraksız Türk diye hakaret ediyor. Ya senin mayalayacak kavmin, kurucu kavmin bu ve diğer milletleri alıyor, aşure kazanındaki kaynatıyor. Sen 200 yıldır padişahlar dahil olmak üzere bir hanım sultan, Türk sultan hanımefendi saraya koymuyorsun. Sarayda bir yabancılık başlıyor. İhtiras başlıyor. Bir gün bir albayımla birlikte geziyoruz, hı hı, İstanbul Üniversitesi'nin oradaki mezarlarda Beyza Hanım. Böyle evet, taçlı taçlı kadınlara, biliyorsunuz, taçlı taçlı mezarlar yaparlar. Erkeklere kavuklu kavuklu. Orada evet, bu adam ne iş yapmış? Yani sana ne benim vezirliğimden? Öldü vezir bilmem ne yani. Adamın mezar taşı 2 metre. Bir tanesi 1,5 metre. Böyle taşlı mezar taşlarını harcanan paralarını da anlıyorsun ama albay bilmeyerek övünüyor. Dedi ki albayım, Osmanlı'nın medeniyetine bakar mısın dedi ya. Mezar taşlarındaki dedi bir asalete bak dedi. Şu heybeti ya da sen böyle mi okuyorsun dedim. Nasıl aslında okuyorsun dedim. Buradaki dedim israfa bakar mısın? Buradaki kibire bakar mısın mezar taşlarında bile? Biz sizden değiliz yani. Ben işte şeydim, prensestim. Ben işte şehzadeydim. Ben vezirdim. Ben bilmem ne. Bu taşlarda bile bir kibir, bu taşlarda bile bir israf var. Gösterişli olmaması gerekiyor değil mi hocam? Geldi. Evet, yani şimdi gelelim 22. kategoriye. Şimdi 22. kategoride İsrail, şu anda yaşadığımız dönem olarak İsrailat yaşanıyor. Şimdi bunlar, hı, diyorlar ki biz Megiddo dağlarında, Kudüs'te diyorlar, tek dünya imparatorluğunu kuracağız. Ve yıllardır, enteresan bir şey söyleyeyim, yıllardır buraya çok nüfuzlu, çok güçlü insanlar da oraya parayla gömülüyorlar. Çok yüksek paralarla gömülüyorlar. Oraya yani gömülmek bizimle istedikleri için mi? Evet, çünkü diyorlar ki ilk diriliş burada olacak, ahiret burada, ha, olacak, kendi yavaları ya onları burada diriltecek, ölümsüz bir gençlik olacak, cennette burada kurulacak ve orada gömülüyorlar. Ve Türkiye'den de pek çok ülkeden de buraya gömülüyorlar, gece mezarları alınıyor, özel uçaklarla gidiyorlar, orada gömülüyorlar. Mezar burada görünen ama gerçek mezarları orada olan kalbur üstü, zenginler diyeyim öyle kapalı ismini, kişiler var Türkiye'de de. Niye? Diriliş büyü orada başlayacak diyor. Dünya burada kurulacak diyor. O yüzden de şu anda dünyayı kıyamete zorlama diye bir söz vardır. Evet. Yani diriliş burada olacak. Hatta bir takım hazırlıkları vardır. Eğer dünya bize yar olmazsa dünyayı pek çok yerde nükleer patlayıcılarla patlatacaklarının hazırlıkları vardır. Biz yıllar evvel bunu söylemiştik. Dünyanın muhtelif pek çok şehrinin de dedik nükleer patlayıcılar vardır. Füze atma olayı değil. Hayır. O şehrin kritik noktaları vardır. Korku psikolojisi vermemek için bir yatak vardır. Nehir yatağı vardır. Denizle birleşiyor. Tamam. O denizle birleşen nehir yataklarına bir takım nükleer patlayıcılar koydular. Eğer kendilerine sıkıntı çıkarırlarsa orayı patlattıklarında deniz içeriye girecek ve büyük tsunamiler olacak. Bu kadar ihtiraslı dünya bize yani bu olmazsa, harp teknolojisinden de farklı bir farklı projeden bahsediyoruz. Tabii tabii, harp ayrıdır. Yeraltı, evet, yeraltı düzenindeki farklıdır. Ve bunu Amerika'da da birçok yerde yapacaklar. Hatta Amerika'yı cezalandıracaklar. Tabii yani ben şimdi diğerleri imkanı falan, Amerika'yı cezalandıracaklar. Amerika diyorlar görevini yapmadı. Yani ne yapmadı hocam Amerika? Yani onlara göre? Yani şu dünya hakimiyetine geçebilecek süreci, hmm, hızı hala beceremediler. Çok daha önde gitmeleri lazımdı. Eski şeyler, kaynaklara göre 2012, 2000 bilmem ne dünya hakimiyetine geçmeleri gereken tarihti.
Yok Mayalar 2010'da kıyamet kopuyormuş. Ne Mayaları? Mayaların ağzından konuşuyorlar onlar. 2012'de dünyada neredeyse kıyamet koparacaklardı. İşi Mayalara kehanet diye vereceklerdi. Gecikiyorlar, gecikiyorlar. Dünya hakimiyetini bir türlü ilan edemediler. En son işte virüsü falan verdiler. Korku psikolojisi verdiler. İnsanları virüsle öldürmeye kalkıyorlar. Yani gecikiyorlar. Geciktikleri zaman şeytanın da bir ahdi var yani. Zaman süresi var. Eğer şeytan onlara diyor ki şu sürede ahdi yapmazsanız diyor benim de bir müddetim var, gücüm var diyor. Sizi cezalandıracağım diyor. Benim gücümle diyor bu kadar hipnozik güçlerimle, ifritlerimin güçleriyle, nedir o metafizik varlıklarımın güçleriyle de insanlara etkili olduğunuz. Sadece paranızda pulunuzda değil. Bunlar o kadar güzel mesela rahat define bulurlar ki siz ararsanız ararsanız bulamazsınız. Bunlar bu ifritlerle defineler bulur. Konuları çok açmayacağım. Çok derin mevzuları var. İletişime da, geçiyorlar. Çok tecrübelerimiz de var. Buyurun, buyurun. İletişime geçiyorlar değil mi hocam? Siz metafizik konularında da uzman olduğunuz için hani biliyorsunuz iletişime geçiyorlar değil mi? Her projelerini hayata geçirmek için. Şimdi Beyza Hanım beni pek çok sağlıklı, çok da kaliteli medyumlar tanır. Biliyorum. Allah razı olsun. Hepsi de hürmet ederler. Çok kaliteli olanlar. Hocam Beyza Amerika'da askeri... medyumlar çok kıymetli değil mi? Hatta siyaseten üst isimlerin bile başvurduğunu. Ama bunlar şey gerçekten klinik ortamlarda testlerden geçmiş. Zeka seviyeleri, ilmi seviyeleri ispatlanmış medyumlar. Yani merdiven altı medyumları değil. Bizimkilerle de aslında ilgilenmek lazım. Biliyorsunuz Türkiye'de ilk medyum okullarını, FETÖ'nün medyum okullarını ben deşifre ettim. Hala üstüne giden olmadı. Yani rahmetli uzman çavuşumuzun Halis Demir'in, Ömer Halis Demir'in vurduğu şahıs Türkiye'de medyum okulları açıp gayri nizami çalıştıran bir adamdı. Türkiye'de bir takım medyumlar Kur'an kursları adı altında toplanmış, yetenekleri, psikik yetenekleri incelenmiş. İnceledikten sonra en yeteneklileri İngiltere'ye, İsrail'e hizmet etmek için gönderilmiş. Yani siz sadece burada futbolcu transfer etmediniz. Bu topraklardan çok yetenekli, psikik güçleri olan, bilgi alabilen, sizi hipnoz edebilen, evinize trans olarak girebilen, sizin gizli evraklarınızı okuyabilen, hologramik olarak çalışabilen bu tarz yetenekleri olan insanları da aldılar, transfer ettiler. Biz ne kadar o kadar şeylerini biliyoruz ki kaç tane gazeteyle haber boyutunda görüştüğümüzde bile bunlar bu işi kapatmak zorunda kaldılar. Niye? İşlerine gelmedi. Henüz Türkiye'de çünkü yeterince terbiye ve tedristen geçmedi. Görüyorsunuz işte Savunma Bakanlığınızda 5 tane hain çıkıyor. Sizin en son sistem silahlarınızın bilgi ve dokümantasyonlarını Fransız istihbaratına veriyor. Fransız istihbaratı kime veriyor? İsrail istihbaratına veriyor. Şimdi olayları böyle okumak lazım. Şimdi sözde liderleri seccadenin üzerine ayakkabıyla çıkmış bir oluşumdan bahsediyoruz. Yani her şey beklenebilir. Sizin söylediğiniz konular da haliyle çok rahat beklenebilir. İnsan görünümlü varlıklar meselesi. Hani olabilir. Ömer Halis Demir, Cennet Mekan, Allah razı olsun milyonlarca kez anmış olduk. Peki insan görünümündeki varlıklarla ister istemez biz de muhatap oluyor muyuz hocam? Aynı amaca hizmet eden, aynı amaca hizmet için görevlendirilmiş varlıklarla diyeyim. Yoksa sadece onlar mı? Yani bu alanda olanlar mı muhatap oluyor? Yani bir yönlendirmeye maruz kalıyor muyuz açıkçası? Daha net sorayım. Doğru. Şimdi toplumsal açıdan şunu söyleyebilirim. Hani toplumsal açıdan biraz ilmi ağırlıkla gideyim. Çok detaya girmeyeceğim. Çünkü çok detaya girdiğimiz zaman şey yükselir, ayrıntı yükselir. O da bazı seyircimize ağır gelebilir. Şunu söyleyeyim Beyza Hanım. Yani son işgal Yecüc Mecüc kitabımızda da ifade etmeye çalıştığımız gibi toplumlar televizyon programımızda da sizin en sona ifade etmeye çalışacağım. Çok tehlikeli bir aşamaya geldik. Evet. Yani 21. yüzyılla birlikte boyutlar yani insi ve cinni boyutlar ki Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de bana kulluk etsinler diye iki akıllı varlıktan bahsediyor. Programlarda da ne söylüyorum? İns ve cin diyor. Yani netice bir tane mins yok, kins yok. Demek ki ins türleri var, insan türleri var. Dünyaya baktığınız zaman da zaten kaç tane insan türü var bakıyorsunuz. Pimeler bir 50'lik adamlar. Norveçliler 2 metrelik adamlar, Vikingler böyle, zenciler bir başka, Türkler bir başka, kızı ya insanda bile kedigiller dediğimizde kedi var, başak var,
Fars var, Kaplan var, Aslan var değil mi? Yani onu Evet. bile boy, ebat, kürk, göz şeklinde bile değişikliği var. İnsanların da böyle türleri var. O varlıkların da böyle türleri var. Şimdi kıyamete yaklaştığı zaman her zaman söylüyorum, fizik alemle metafizik alem birleşmeye başladı. Biz metafizik alemde daha önce kitaplardan, havas kitaplardan da, Peygamber Efendimizin kıssalarından da, diğer derin, deruni kitaplardan da bildiğimizde hologramik olarak bazı yaptığımız halleri şimdi telefonla sizinle yapıyoruz şu anda. Yani onlar hologramik olarak bir takım esmalarla, insi veya şeytani böyle manyetik bir görüşme yaparlardı. Biz şimdi bunu dijital ekranla yapıyoruz. Yani fizik metafiziğe yetişiyor. Bu da ne demektir? Boyutlar birbirine yaklaşıyor. Buradan da hani zamanla geleceğiz. Kıyametin süreciyle birlikte bazı şeyler Cenab-ı Allah'ın izniyle ilimler aşina olmaya başladı. Sırlar aşina olmaya başladı. Bunun müsbet bir yönü var. Müsbet baktığınız zaman bu ilimle birlikte imanınız kuvvet buluyor. Aa, daha önce anlayamadığım pek çok bey, mesela Peygamber Efendimiz diyor ki onların kamçısı konuşacak. O zamanlar mesela sahabe diyor, Netebai Tamir kamçı konuşur mu ya? E şimdi ilk telefonları biliyorsunuz kamçı gibiydi. Alıyordunuz böyle hani kordonu vardı ya. Evet. Kamçı gibiydi, konuşuyor. Onların diyor eşyaları, ayakkabıları diyor, nedir o, terlikleri konuşacak. Bakıyorsunuz bugün terlik gibi cep telefonunuz. Yani öyle düşünün, konuşuyor. Eşyalarınız konuşuyor. Isınızı ayarlı. Nedir o? Eşyalarınız var. Arabalarınız konuşuyor. Kendi kendine park ediyor. Yani bu teknolojilerin nereye kadar geleceğinden, sürecin nasıl olacağına, erkeklerin, kadınların saç tiplerine kadar, yürürken topuklarını yere vurmalarına kadar, hatta çok özür dilerim, bu kalça dansı dediğimiz zencilere oynasır bir dans vardır. Yani ismini vermek yok. Kalça dansı. Peygamber Efendimiz diyor şu kabilenin diyor kadınları gibi diyor. Kadınlar dans etmeye başladığında diyor, o ayrıntı bile hadis kitaplarında verilmiş, bunlar bana gönderiliyor. Kıyamet sürecini bekleyin. Yani bu kadar ayrıntıya bile, dans etme şekillerine bile kadar bile Peygamber Efendimiz tarif etmiş. Bu kadar ince ayarlar. Yani kıyamet sürecine girdik mi? Kıyamet tabii, sürecine evet. Girdik mi hocam? Heyecan yaptım. Şimdi Beyza Hanımcığım, buyurun. Şöyle zaten olayı diyene mantıklı gidelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten diyor kendisinin gelmesiyle birlikte diyor ki ben kıyamet peygamberiyim. Evet. Yani şimdi girdik mi derken ben tam adres vereyim. Evet. Bizim için Tabii. İlahi bizim için ilahi kitaplar. Yani her şeyin bir yazılımı var. Cep telefonu alıyorsunuz. O büyük marka diyor ki kendine göre arkadaş ben telefon yaptım sana. Bu telefonun en güzel kullanmak için yazılımı budur. Sen de diyorsun ki bu yazılımı ne kadar iyi yaparsam bu telefonu iyi, o kadar iyi kullanırım ya da bu reçeteyi okursam. Bilgisayar için de hakeza, bir ev aleti için de geçerli bu. Cenab-ı Allah seni yarattığına göre Cenab-ı Allah da sana söylüyor ne süreçler anlayabilirsen yaşayacaksın, nereye için. Bunun da en iyi temsilcisi Peygamber Efendimiz, yani yaşayan Kur'an. Hadislerini seçerek sağlam ravilerden, sağlam olarak gittiğinizde zaten Efendimiz'i iyi incelediğinizde, ki ben çok gençliğimde mesela şu metodolojiyi uyguladım bir halk bilimci olarak. Ya benim için dedim dünyada bütün kitaplar, ben Marksist de, Leninistleri de, İrancıları da her şeyi okuyorum çünkü bilmek zorundayım. Fakat önce kendi kitabımı, yani ana yazılım, ana yazılım insan, ne diyor? Evet. Evet. Biraz işte Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi olmam sebebiyle Osmanlıca, Farsça kelimelerde, divan edebiyatı şiirlerinde çok geçe geçe. Nedir o? Birazcık da Arapça mevzulara da biraz vakıf olduk. Şerhleri de okuyunca şimdi tefsirler, mealler, sağlam mealler ve Efendimizin sağlam hadisleri. Bu da kütübesindedir. Kütübesinin içerisinde de Buhari ile Müslüm'dür. Yani bu hadis hocalarıyla da konuşuyorum ben. Çok hürmet ediyorlar. Bana sürekli kitaplarını gönderiyorlar. Sen önde olduğun için diyorlar. Hocam siz uzmansınız. Siz bunu anlatmıyorsunuz. Hayır, bizi diyor, evden çıkarmıyorlar diyor. Hatta bir şey söyleyeyim size. Öyle müftüler oldu ki diyor. Bizi diyor Yahudileri düşman ediyorsunuz diye dedi. Evden çıkartmadılar dedi. Yani Yahudilerin aleyhine birkaç kelime söyledik. Kur'an'da söylendiği için dedi. Bizi evden çıkarmıyor denen, müftüler tarafından evden çıkartmıyor denen hadis hocalarıyla karşılaştım ben. O yüzden Hakan'cığım dedi, sen özel kuvvet gibisin. Biz bazı yerleri işaretleyeceğiz ve bu dedi hadis kitaplarını sana göndereceğiz. Senin anlatmak istediğin bilgilerde, belgelerde bu hadisler tek tek var.
Ben bir daha işimi gücümü bıraktım. Bak şurası doludur. Dört Evet. cilt hadis kitaplarını baştan aşağı okudum. Dipnotlar aldım. Tedrici tedrici bunları veriyoruz. Yani bazı sırları zamanı geldiğinde. Efendimiz her şeyi tarif etmiş. Hale şuraya geleceğim. Diyor ki ben kıyamet peygamberiyim diyor. İki parmağını gösteriyor. Evet. Efendimizin gelmesiyle de Hatemil Enbiya olduğu için kıyamet sürecine girdik. Tabii bunun sürecinin sonunu Cenab-ı Allah bilir. Ama biz son deviriz. Şimdi geleyim tekrar bağlantı kurayım. 22. kategoriyle. İsrail de diyor ki biz 22. kategoriyiz diyor. Aa bu nasıl oldu? Ne demek Hani 22. kategori hocam? hemen söyleyeyim Buyurun. Beyza Hanım. Şimdi Buyurun. enteresan bir şey olacak. Geçenlerde rahmetli oldu. Son derece değerli bir abim vardı. Hem de rahmetli analım Kemal Çiftçi. TGRT'de de yönetmendi. Bilim ve Kainat Dairesi'nin çıkardı. Çok ilmi bir insandı. Bir günü ben de bir agresif haller olur böyle. Biraz hani seyirci sever hikaye, hatırat anlatmayı. Böyle bir bilgi alacağım zaman, bir inkişaf olacağı zaman, yani bir şeyi çözeceğim zaman böyle bir agresifleşir. İnsanlardan uzak durmak isterim. Bir şey olacak. İyi veya kötü. Evet. Bana dedi ki Hakan dedi ben çıkıyorum seni dedi alayım dedi eve kadar bırakayım. Yolumuzda beraber yani gideceğimize. Ben Beylikdüzü'ne gideceğim o zaman oturuyorum avcılara. Gene bilim kainat mevzuları, dünya dışı yaşam formları gibi Bunlar enteresan şeyleri çok konuşurduk. Tabii o da bilimsel verilerle NASA'dan aldığı bilgileri koyardı. Ben de metafizik bilgileri koyardım. Beraber cem ederdik. O beni mutlaka bir fiziksel veriyle desteklerdi. Böyle müthiş bir araba sohbeti olurdu. O arada normalde yolda giderken böyle hani ağzımız tatlansın diye viraja sakız verirdi. evet. Böyle kutularda var ya böyle. Bu sefer hiç öyle değil. Dedi ki bir sakız vereyim sana. Yani affedersiniz ama hani bayanların çiğnediği gibi falım gibi bir sakız. Ya viraja sakız dedim hep verirdi bana dedim. Bu adam böyle sakız çiğnemezdi. Yani sanki hani çocuk sakızı hanım sakızıymış gibi geldi bana. Sakız elime aldım. Bunu zaman zaman anlatırım ben. Yani çünkü olayın içine biraz girmem. İçimde bir ses. Hissi kalbel vuku dedi. Bir ses şunu diyor. Sakızı aç fakat içindeki maniyi atma. Sakızlar çocukluktan beri olur. Yakazı da anlamını anlatırım. Bir ses duyuyorum. Bana diyor ki sakızı aç maniyi atma. Aradığın mani de. Normalde manisinde ne olur? Yani yağdı yağmur çaktı şimşek gibi böyle hani espri deriz Evet. ya. Maniler olabilir. Ama nedense bana diyor ki maniyi atma. Şimdi Kemal abi dinliyorum ama içimde kükür kükür heyecan var. Sanki gizli bir istihbari bilgi alacakmışım gibi. Yani emir gelecekmiş gibi. Böyle sakızı alıyorum. Maniye bir bakıyorum. İki mısrası böyle işte Ayşe sana aşık. Sen de ona aşıksın. Bekle başlayacak yakında 22'nin hükmü. Gene böyle bir şey. Aa, üçüncü mısra ne aruz vezirine uyuyor. Ne hece ve edebiyatçı da olduğum için uzun sıra dışı bir cümle. Bekle başlayacak 22'nin hükmü. Ne alaka diye Şiirle düşünüyor alakası insan yok. 22'nin hükmü. Evet hemen aldım. Öyle bağlayacağım. Ya bunun içi dolacaktır. Çünkü çocukluğumdan beri bana böyle haller olur. Bunun dedim çözülmem isteniyor Allah'tan. Ama ben böyle görüyorum diye gözümü şöyle yapıyorum. Yani bana bir simülasyon gibi mi geliyor? Gerçekten öyle mi yazıyor şeklinde bakıyorum yazıyor. Maniyi sakladım. O aralar ben bir kitap hazırlamıştım. Fizik ve metafizik verilere göre Tek Dünya İmparatorluğu. Beşinci kitabım. Evet. Ve bu fizik verilerde şu. Yuhanna İncil'inde, Tevrat'ta, hadis-i şeriflerde, Kur'an'daki işaretlerle önümüzdeki günlerde oluşabilecek savaş ve olaylar. İkinci kısmı fizik veriler. Sahadaki açık istihbarattan gelen bunu destekleyecek veriler. Çünkü Milli Güvenlik Kurulu'ndan bazı paşalar bana bazı dosyaları getiriyorlar. Ben de bunları alıyorum. Tüm dünyadaki Türkiye'ye girmemiş kitapların önemli notları var bunlarda. Bunları kendi içlerinde bilgilendirmek için kullanıyorlar. Bunlar 3 dil, 4 dil bilen insanlar hepsi bir kitabı yabancı kitap alıyor Türkiye'ye girmeyen. Onun özetini çıkarıyor, o ona veriyor, o ona veriyor. 20 kitap kendi içlerinde dönüyorlar ve birbirlerini enforme ediyorlar. Bu kitap enformasyon olan bu kitapların hepsi benim önüme koyuldu. Senin Türkiye'yi öğrenme vaktin geldi diye. Ben oradaki verileri de aldım. Buradaki verileri aldım. Kendim dedik yani analistik istihbarat ya da Evet. analistik veri uzlanımı. Bendeki bu metafizik. Sizdeki bu fizik. Aa bir baktım ki birbirini destekliyor. Bir de bunu seyirciye, okura anlatabilmek için şunu kullanmam lazım. Yani inandırıcı bir metodoloji. Evet ben metafizik diyorum ama seni bağlamayabilir ama fizik de bunu destekliyor. Haliyle böyle bir kitap hazırladım. Verdim yayın evine. Dedim bunu dedim inceler misin? İncelerim dedi.
Onlar da şu, açıkça söyleyeyim yani anlaşılsın diye istihbari kaynaklardan gelen kitapları basıyorlardı. Eski MİT emeklisi ya da asker operasyonlara gitmiş, kitabı roman diye yedirmiş. Aslında adam başından geçen Türkiye'de önemli bir operasyonu yapmış. Fakat bu bir roman gibi anlatılıyor karşı tarafa. Sizin ne yaptığınızı biz biliyoruz. O gün o operasyonu yapmıştınız. İşte Asena bir kadının peşine düşmüştünüz. Türkiye'de bir lider aramıyordunuz. O lideri doğuracak kadınlar. Yani şifreli gibi. Gittiniz. Tabii. Aynen böyle. Bazı yayın evlerinin üzerinde onlar da öyle yapar. Bazı yayın evlerinin üzerinden birbirlerine hesaplaşıcı roman şeklinde kitapları yazdırırlar. Tabii birbirlerine böyle mesaj çakarlar. O romanı siz roman diye okursunuz ama istihbarat teşkilatları birbirlerine şey yaparlar. Neyse öyle bir yayın evi. Yani işin ne kadar ciddi olduğunu anlatmak için söylüyorum. Yoksa detaylara da girmeyebilirdim ama girmek lazım. Çünkü bu kadar işin derinliği var. Sıkıntımız yok. Çünkü biz artık abi bunları seyircim yapa yapa iyice öğrendi. Ondan sonra nedir o Beyza Hanım? Verdim. Aradan bir ay geçti. Trabzon'da biraz kaldım. Döndüm. Kendime göre metafizik arınmamı yaptım. Sakinleştim. Nedir o? Dünyadan uzaklaştım. Daha sürekli kitaplara kapandım. Kader ve ruh üzerine birazcık edebiyle çalıştım. Kendime göre şehire geldim ve daha güçlü gencim, bekarım. Yani kendime göre daha güçlü bir mücadele metodu başlatacağım diye. Ondan sonra geldim yayın evine söyledim. Dedim ki ne yaptın o kitabı? O kitap dedi biraz tasavvuf kitabı mı ya falan dedi. Şimdi bunlar hep istihbarati kitap bastıkları için yani, yani bizim yerimizde dini kitaplar yerine mi gitsen sanki algılar gibi oldum. Ya basmayacaksan dedim ver kardeşim dedim ya. Ne tasavvuf kitabı? Fizik ve metafizik istihbarat örtüşüyor dedim. Psikik istihbarat sağ istihbaratı örtüşüyor. Bir analiz anlamıyorsan dedim ver. Böyle biraz celallendim. Hayır dedi lütfen. Biz şimdi dedi, taşınıyoruz dedi. Yıllar evvel senin gibi bir adam geldi dedi. Böyle enteresan bir dosya getirmişti dedi. Ona benzettik dedi. Nerede dedim o dosya? Şurada dedi çöp atmak üzereydik dedi. Ayakkabılık mı? Kitaplık mı? Belli değil. Bir raf ve orada inanın tozlar içerisinde elinizi atmaya korkarsanız kurum gibi olmuş görünmüyor bir dosya koydu önüme. Hemen ver şunu dedim. Aldım resimler kesilmiş, dosyalar yapılmış, başlıklar çıkarmış ve daktüle edilmiş. Demek ki o zamanlar henüz Türkiye'ye bir bilgisayar girmemiş. Elimi bir attım. Ben de halk bilimi uzmanı olduğum için her zaman şöyle söylerdim. Mitolojilerin, efsanelerin içerisinde çok önemli ilahi hakikatler var. Kısmet olsa da bu bilgiler bana bir günü gelse de ilahi kısmıyla masalımlık mitoloji kısmını ayıklasam da veri elime geçse derdim. İçinde aa dedim bu aradığım veriler mitolojiyle efsane arasındaki dedim ilahi bilgileri süzülmüş. Dosyayı açtım bir baktım ki orada bir çizgi çekilmiş. Demek ki daktilo yazıldığı için bilgisayarla düzeltilmemiş. Evet. 22'nin sırrı. Şimdi bir böyle bir başlık var, bir bölüm var. 22'nin sırrı. Hemen aklım evde bıraktığım o manide geldi. Cikletten çıkan neydi? Bekle başlayacak 22'nin sırrı. Hı hı. Hemen evde dedim bıraktığım sakızdan çıkan maninin 3. mısrası. Ne? Bekle başlayacak 22'nin sırrı. Burada dosyada 22'nin sırrı. 90'lı yıllarda yazılmış. Hemen hızlı hızlı okudum. İbranice der 22 harften oluşuyor. İbraniler 22 harfi hiçbir zaman değiştirmiyorlar. Çünkü 22 onlara göre her harf bir kategori. Yüzyıllık bir dilim değil. Haliyle bu kategoriyi temsil ettiği için şifreleri olduğu için bunu da ilahi kaynaklardan biliyorlar. Hakikat 22 kategori geçirecek. 22'nin sonu diyor Büyük İsrail Krallığı. Haliyle buna da artistik bir isim koyuyorlar. Sevginin Krallığı. Gelecek olan dönem diyor süreç dünyada bir ihtilal yaşanacak. Büyük İsrail Krallığı kurulacak. Tek dünya imparatorluğu kurulacak. Tek göz dediğimiz geliyor musunuz? Ve bu 22. kategori olacak diyor. Orada da dosyanın altında diyor ki hayır inşallah kıyamet kopmadan evvel diyor 23. kategori kurulacak. Şu anda 22 zaten İsrailiyat dünyada yaşıyor. İsrailiyat şirketleri, İsrailiyat kafası dünyada hakim. Çünkü Kur'an insan 23 kromozondan oluşur. Haliyle diyor biz bir veda yapacağız. 23. kategoriyi yani 40 yıl mı 70 yıl süren bir veda çağı yapacağız. Ondan sonra kıyamet kopacak. Şimdi dosya önümde. Evet. Cikletten çıkan mani. Ya dedim bu kitabı kim yazmış? Kim getirmiş? Evet. Tabii bilmiyoruz dedi. O tam ortalıklarda yok.
Ondan sonra bu kısmını anlatayım. Sonra enteresan şeyler oldu. Çok daha enteresan şeyler oldu. Ben oradaki Evet. numaralardan silik çıkmış. 3 mü, 8 mi, 9 mu son numarası numaraları aradım. Bu şahsı tanıyor musunuz diye. İsim Mahlas. Sonra bir kadıncağız çıktı. Oğlum dedi. Çok ötelere gitti. Ötelere gitti. Ötelere gitti. Ya öldü mü anne diyorum. Ötelere gitti diyor. Öldü mü? Ötelere gitti. Öldü. Sonra şimdi bir yerin belediye başkanı. Önemli bir belediye başkanı. Sonra oraya da bir teşekkür yapmış. Sonra oranın soyadı şu mu? Oraya bir çizgi çekmiş bu mu? Hızlı anlatayım. Onu da çözmem bir zaman aldı. Sonra buldum onu. O enteresan bir adamdı dedi. Enteresan bilgilere ulaşırdı. Biz ona sıra dışı bir adam sanırdık. Biraz da uçuk kaçık zannederdik. Ama aslında akademisyen. Ve o adamı bulamadık dedi. Hakan o dosya sana emanet dedi. Bu Adam emaneti yok. sen çıkaracaksın. Efendim? Adam Efendim ortalıkta beni yok. zannet. Yazan kişi yok yani ortada. Yok. Yok. Türk mü? Yani kim olduğu belli mi? Neyse ondan sonra tabii ben bilgilerimle birlikte harmanladım. Verilerle birlikte çıkarttım. 22 kitabı bastığımızda 23. kategoriydi. Sizdeki gizlenen dünya tarihindeki bilgiler odur zaten. Ha Yani bu. dünyanın tarihi Evet. tabii. 20, o ilk 23. kategori diye çıktı. Biz onu çok programlarda yaptık televizyonlarda. Ve o yıllar sonra o abimizin ölmediğini ama onu öldü zannettiğimizin çıktığını bana 10 tane dosyayla daha çıktı geldi. Bugün inanın 90'lı yıl, 2020 yılında ne konuşuyorsak adam 10 tane dosyayı da 90'lı yıllarda yazmış. Abi dedim sen o zamanlar bu dosyaları niye yayınlamadın? Amerika'ya gitmişsin, İspanya'ya gitmişsin, Evet. İspanya'da aydınlanma işlerine girmişsin. Niye yaptın? Demek ki dedi seni bekliyormuş dedi. Ben onları hiçbir zaman yayınlayamadım dedi. Bu dosyalar sana emanet. Şimdi Beyza Hanım şunu söylemek istiyorum. Yani Yani metafizik böyle... ya da böyle hem metafizik şeyleri bağlantıları var mıymış, güçleri örgütlerle bir birliktelikleri olmuş mu? Hani bir örgütlere işte ezoterik örgütler var ya böyle dahil olma, çıkma, ayinlerine katılma. Böyle yani o bilgiyi nereden toparlamış hocam onu merak ettim. Çok zekisiniz. Estağfurullah. Detaya girmeyeceğim. Tamam peki. Aynen Ben sorayım öyle. söylemesi sizden. Tabii ki hocam. Saygı duyuyorum. Aynen öyle. Fakat bu tehlikeli süreçten dolayı onun Ha. üzerine girmeyeceğim. Bir Tamam. takım sıkıntıları oluşmuş. Yani hal ve hareketlerinde de. O yüzden o detaya girmeyeceğim. İşte o mücadele o kadar o işte insiye olma diyorlar ya aydınlanma Evet, için evet. belki yapının içine girme belki bilgi almak için ama biraz kendisini yormuş. Burada işte bir ara başsavcımın da bana dediği gibi ki bak burada net konuşayım. Hakan diyor bu kadar diyor ezoterik mevzulara girip de bu kadar sıra dışı bilgi alıp da sağlıklı kalan Maşallah. zinde kalan Allah razı olsun ve konuyu edebinde tutan çok az insan gördük dedi. Bunlardan bir tanesi de nadir olan birisisin dedi. Çünkü bu işlere girip de dedi belli bir süre sonra dengeyi sarsmamak veya oradan gelen tehlikeli göndermelere, gönderimlerden dolayı zayıflatılmamak hem ruhi hem bedeni olarak çok zor dedi. Ve ben zaman zaman bize böyle dediği bilgiler, belgeler, şahıslar da geldi. Fakat dedi o yaptıklarıyla bir süre sonra dedi kendilerinin sıkıntılı süreçlere düşmüş. Bir seni dedi böyle zinde ve dedi güzel konuları analiz eden hani o sapsavan karıştırmayan gördüm dedi. Eksik olmasın iltibatları oldu ama inşallah ben dedim hocam bunun dedim bir koruma edebi var. Bir şeyde gevşediğiniz zaman o şemsiye Allah göstermesin kırılır. Yani bir tanesini eksik yaptığınız zaman kırılır. Bunu inşallah bu edepte tuttuğunuz sürece zaten insanlarda bu geçiyor bu samimiyet.